Herkese hayırlı, mutlu, iyi günler diliyorum. Sevgili dostlar yine bugün bu videomuzda son yıllarda gündemimizi çok fazla meşgul eden ailede huzurun şifreleri, ailede huzurun şi sırları ile ilgili bir konuyu daha gündeme getirmek istedim. Yine bir kısa hikayeden bahsedeceğim. <laughs> Ahmet ile Mehmet atalım mesela. Ahmet ile Mehmet okul arkadaşıdır, sınıf arkadaşıdır. Beraber aynı işe girmişler ve halen beraber aynı işte çalışıyorlar. Ve ne hikmetse aynı gece evleniyorlar. Ertesi gün iş yerine gelir. Ahmet sevinçli, mutlu, Mehmet düşünceli, üzgün. Ahmet sorar neyin var? Yok bir şey. İkinci gün neyin var? Yok bir şey. Üçüncü gün ısrarla sorar. Oğlum neyin var senin? Mehmet der ki ya akşam ilk gece akşam herkes dağıldıktan sonra hanım beni oturttu ve dedi ki bey dedi seninle iki lafım var. Ben de hayırdır buyurun dedim. İşte biliyorsun evlilik ortaklıktır. Yani yani ben yemek yapacaksam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Ben bulaşık, çamaşır yıkayacaksam ütüyü sen yapacaksın. Ben şunu yapacaksam tozu sen alacaksın vesaire. Sen beni bilirsin öyle şeylere gelemem. Derhal tepki verdim. Ve kavgaya başladık. Sabah kalktık aynı akşam. Şimdi gideceğim devam edeceğiz. Ne oldu bilmiyorum. Ahmet Güler. Mehmet evet. Evet zaten sen her konuda şanslıydın der. Ahmet hayır çok ilginç geleceksen ama benim hanım da seninki gibi akşam herkes dağıldıktan sonra bana iki lafım var otur dedi. Ben de oturdum. Evet bana dedi ki evlilik ortaklıktır yani aynı sana söylenen gibi. Ben yemek yapacaksam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Ben Bulaşık, e, ütü yapacak, çamaşır yıkayacaksam sen ütü yapacaksın vesaire. Evet. Ben hanım dedim ya. Aslında lafı ağzımdan aldın. Çok kalabalık olduğu için ve yorgun düştüğümüz için ben bu konuyu kendim açacaktım. Sabaha açmayı düşünüyordum ama iyi ki açtın. E, tabi dedim hanım vicdan var, merhamet diye bir şey var. Aynen senin dediği gibi ben de katılıyorum dedim. Mehmet Hani light erkek falan derler ya sen de onlardan mısın? Ahmet cevap verir. Kesinlikle değil. Sen beni tanırsın. Ama ben iyi bir şey biliyorum. Ve ailemin, ailemin huzuru için taktik geliştirip strateji geliştirip ilmi siyaset yapmaya çalıştım. Ben hanımların genellikle hiç kimsenin işini beğenmediğini iyi bilirim. Onların böyle bir zaafı var. Ve dolayısıyla ben ondan istifadeyle ama kötü niyetle değil sadece ailedeki huzurumun sağlanması için başladım bulaşık yıkamaya. Ama nasıl yıkıyorum? Böyle bol bol köpükler, bol bol sular, bol bol duruluyorum. Gelip bakıyor. Zaten erkeğin eli çok yatkın değil biliyorsun. Ama ben biraz da bilerek böyle hafif yağ bıraktım. Olmadı derdi. Ben hiç sıkıntı yok hanım. Hiç kendine sıkıntı yapma. Ben tekrar yıkarım. Tekrar yıkadım. Ütü de böyle. Olmadı ben tekrar vurup tekrar vurdum. Olmadı ben tekrar yıkadım, tekrar vurdum. Birkaç gün sonra hanım beni karşısına çekti ve dedi ki ısrarla ve çok ciddi. Bak bey, sen merhametli, akıllı bir adamsın. Fakat becereksizsin. Yaptığın işi yüzüne gözüne bulaştırıyorsun. Kalkıyorum ben bir daha yapıyorum o işi. Bu böyle olmaz. Ya bundan sonra sen hiçbir şeye karışmayacaksın. Olur mu hanım? Merhamet var, vicdan var. Karışmayacaksın kardeşim. Eğer bir daha mutfağa girersen bu burada biter. Elini ütüye vurduğun anda bu iş biter demeye başladı. Ve günler sonra şu andaki manzara biliyor musun? Akşam hanım evde çalışırken mutfakta ben televizyonun karşısında kahvemi veya çayımı yudumlarken arada bir sesleniyorum hanım müsaade et bak vicdan azabı çekiyorum müsaade et gelip yardım edeyim diye fakat karşılık hep aynıdır otur çayını iç bir şeye de karışma karışırsan bozuşuruz ve ben bu işi bu şekilde hallettim bunu düşünen Mehmet birden dalar. Acaba ben bu saatten sonra bu taktiği geliştirirsem veya yaparsam aynı mutlu, huzurlu sonucu alabilir miyim diye. Sevgili dostlar size tavsiyem iyice düşünmeden sakın bu işlere girmeyin. Mi? Hayırlı günler dileğiyle.